Merhaba sevgili arkadaşlar. Fizikte başarılı olmak isteyen, TTT fiziği fulllemek isteyen ve hedefine paraf atmak isteyenlerin doğru adresi olan Paraf Akademi'ye tekrar hoş geldiniz. Bugünkü fizik dersimizde sizlerle beraber ikinci ünitemiz olan madde ve özellikleri konusuna başlamış olacağız. Ve bugünkü dersimizde madde nedir, özellikleri nelerdir, ayırt edici özellikleri nelerdir bunlardan bahsetmiş ve örnek sorular çözmüş olacağız. Hadi isterseniz dersimize hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, Kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapıya sahip biz her şeye madde diyoruz. Bunlar da maddenin ortak özellikleri olarak isimlendirilen dört özelliği olmuş oluyor. Dolayısıyla bu özellikleri taşımayan nesneye de madde dememiş oluyoruz. Madde olmayan nesnelere de enerji deriz. Mesela ses, ışık bir enerjidir, madde değildir. Işığı tartamayız, hacmini ölçemeyiz, eylemsizliği yoktur. Yine maddenin şekil almış haline de cisim deriz. Tahta bir maddeyken bunun şekil almış hali cetvel, kalem bir cisim olmaktadır. Ünitemizin bu bölümünde maddenin kütlesi ve hacmi özellikleri üzerinde özellikle duracağız. Eylemsizlik özelliğini Newton yasalarında, tanecikli yapıda, özellikle kimya dersinde, atom konusunda işlemiş olacağız. Kütle nedir? Kütle madde miktarına verilen tanımdır arkadaşlar. Bir maddenin miktarına kütle denir. Terazi ile ölçülür. M harfi ile gösteriliyordu ve sembolü de e, birimi de SI bilim sistemindeki birimi de neydi? Kilogramdı. Burada aklımızda kalması gereken en önemli hususlardan biri de arkadaşlar bir maddenin kütlesi dünyada olsun evrende olsun her yerde aynıdır. Dünyada 70 kilogramsanız ayda da uzayda da 70 kilogramsınız kütlemiz değişmiyor. Ama ağırlığımız değişiyor. Çünkü ağırlık yer çekimi iğmesine bağlı olarak değişen bir büyüklük. Evet. Kütle birimi kilogram dedik. Kilogramın alt birimleri, üst birimleri vardır. Burada bilmemiz gereken önemli husus kilogramla gram arasındaki, ton arasındaki ilişkilerdir. Bu alt ve üst birimler onar onar büyür, onar onar da küçülür. Buradaki tabloda da 1 tonun bin kilograma eşit olduğunu özellikle bilmemiz gerekir. Yine bir kilogramın bin gram olduğunu ya da 1 gramın 1 gramın 0,001 kilogram olduğunu bilmemiz bizden istenen temel bilgilerdir. Bu arada özellikle sıvılarda ve gazlarda karşımıza çıkan dara, brüt kütle, net kütle gibi tanımlar var. Dara arkadaşlar boş bir kabın kendi kütle miktarıdır. İçine bir sıvı koyduğunuzda ya da içinde gaz varken kapla beraber içindeki sıvının ya da gazın toplam kütlesine birüt kütle deniyor. O halde sadece sıvının ya da sadece gazın kütlesine de ne demiş oluruz? Net kütle deriz. Birinci örneğimizde 3 tane kütlenin toplamı bize sorulmuş ama baktığımız zaman 3'ünün de birimleri farklı ve bizden birim olarak kilogram isteniyor. O zaman bunların birimlerinin önce aynı hale getirmemiz gerekiyor. 250 kilogram aynen yazdık. 0,3 ton arkadaşlar 300 kilogram eder. 1000 çarptığınız zaman kilograma dönüşecek. 500 bin miligram. Miligram arkadaşlar kilogramdan da küçük, gramdan da küçük. 500 bin miligramı 1000'e böldüğünüz zaman arkadaşlar 500 gram ediyor. 500 gramı bine böldüğünüz zaman 0,5 kilogram ediyor. Dolayısıyla bu üç büyüklüğün toplamı arkadaşlar 550,5 kilogram etmektedir. Doğru cevap B şıkkı olur. Peki hacmi nasıl tanımlarız? Hacim arkadaşlar maddelerin uzayda kapladığı yere verilen isimdir. Birimi de SI birim sistemindeki hacim birimi de metre küptü ve cisimlerin hacmini gösterirken de sembol olarak büyük V harfini kullanırız. Evet, birim olarak metreküp dedik ama birim olarak yine sıvılarda olsun, gazlarda olsun litreyi de kullanmaktayız. Bu bizi aldatmasın. Gazların ve sıvıların SI birim sistemindeki biriminin metreküp olduğunu unutmayalım lütfen. Arkadaşlar katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvılarınsa hacimleri bellidir ama bulundukları kabın şeklini alırlar. Gazlar ise ne hacimleri bellidir ne de şekilleri bellidir. Gazlar bulundukları kabın, bulundukları yerin hacmini ve şeklini alırlar. Bunu unutmayalım. Evet, günlük hayatta özellikle metreküp, desimetreküp, santimetreküp ve litre kullandığımız hacim birimleridir. Bunlar arasındaki ilişkiyi de bir sonraki sayfada şu şekilde gösterirsek, 1 litre arkadaşlar aynı zamanda 1 desimetre eşittir. 1 desimetre küp de 1 desimetre küp de 1000 santimetre kübe eşittir. Onu da şöyle not alalım. Aynı zamanda 1 litre arkadaşlar, 1000 mililitre eşittir. 1000 mililitre. Dolayısıyla 1 santimetre küple, 1 santimetre küple 1 litre'nin nasıl eşit olduğunuda burada anlamış olduk. Yine bir diğer önemli husus 1 metre küp arkadaşlar acaba kaç desimetre küp eder? 1 metre küp arkadaşlar. 1000 desimetre küptür. Desimetre küpte de litre eşit değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 1000 desimetre küp 1000 litre demektir. Dolayısıyla siz evde 1 metre küp su harcadığınız zaman 1000 litre su harcamış anlamına geliyor bu. Böylece metre küp ile litre arasındaki ilişkiyi de anlamış olduk. Kütle arkadaşlar ve hacim skaler bir büyüklük. Yön ihtiva etmez. Ama Kütle temel bir büyüklük. Direkt terazi ile ölçülebilirken hacmi bulmak için hesaplamalar yapmamız gerekir. Dolayısıyla hacim türetilmiş bir büyüklüktür. Geometrik cisimlerin hacimlerini hesap etmek geometrideki hacim formülleri yardımıyla gayet basit olmaktadır. Bir prizmanın hacmini bulurken taban alanı çarpı yükseklik, bir küpün hacmini bulurken bir kenar uzunluğunun küpünü almak bir silindirin hacmini bulurken yine taban alanı pi r kareyi yüksekliği ile çarparak pi r kare h yazmak, bir küpün hacmini bulurken 4 bölü 3 pi r küp formülü ile hesap etmek kolaydır. Bu örneğimizde yarı çapı 5 cm, yüksekliği 20 cm olan cam macundan yapılmış bir silindirik cisim var. Biz bu silindirik macundan bir kenarı 5 cm olan küpler yapmak istiyoruz arkadaşlar. Bize kaç tane küp yapabileceğimizi soruyor. O zaman küp sayısı N olarak tanımlanmış. N burada silindir şeklindeki macunun küp şeklindeki macunlara parçalanması sonucu ortaya çıkacak sayıdır. Silindirimizin hacmi ne kadar arkadaşlar? Pi, R kare, haşa eşit. Küpümüzün hacmi de A küp. Pi'yi 3 almamızı istemiş. yarıçapı 5 santimetre demiş. 5'in karesi. Yüksekliği de 20 santimetre olan silindir macunu parçalıyoruz. Ve bir kenarı 5 santimetre olan, şöyle 5'in küpünü de ayrı ayrı yazmış olalım, küpe dönüştüreceğiz. Burada sadeleştirme yaparsak 5'in karesiyle 2 tane 5 beş sadeleşti. 5 de 20'yi sadeleşti, 4 kaldı. Ve 3 çarpı 4'ten 12 tane macun elde edebileceğimizi ne yapmış olduk? Hesap etmiş olduk. Cevabımız değişik. Sıvıların hacmini ölçerken arkadaşlar dereceli kap kullanırsak. Hatta bu dereceli kaba ne deriz? Litre kabı deriz. Kenarında ölçekler bulunmaktadır Beher her glass denilen dereceli silindir denilen laboratuvar ortamında kullanılan kaplarda mevcuttur. Peki işin zor tarafı şekli düzgün olmayan katı cisimlerin hacmini nasıl ölçeceğiz hocam derseniz burada da iki yöntem devreye girer. Ya taşırma kabı kullanacağız ya da sıvıyı taşırmadan bir dereceli kabın içinde cismin hacmini ölçeceğiz. Yine burada bir diğer önemli husus arkadaşlar kullanacağınız sıvıda cismin erimemesi, çözünmemesi çok önemli. Eğer erirse, çözünürse cismin tam hacmini ölçmüş olamazsınız. Dolayısıyla örnek olarak V hacminde suda çözünmeyen bakın suda çözünmeyen bir taşı aldınız, suyun içine attınız. Eğer bu cismin öz kütlesi sudan ağırsa, sıvıdan ağırsa dibe batacak. Dibe batan cisimler arkadaşlar, batan cisimler kendi hacimleri kadar sıvının yerini değiştirir batan cisim hacmi kadar sıvının yerini değiştirir dolayısıyla yer değiştiren sıvının hacmi bizim cismin hacmini verecektir dolayısıyla bir taşırma kabına cismi attığınız zaman cismin hacmi kadar sıvı diğer kaba taşar peki dereceli kapta bu nasıl oluyor örneğin V1 hacminde sıvı bulunan bir dereceli kaba aynı cismi bu sıvı içinde çözünmeyen aynı cismi attığınız zaman yine öz kütlesi büyük olduğu için cisim dibe battı ve sıvı yüksekliği V1'den V2'ye çıktı. Ne kadar sıvı yer değiştirdi arkadaşlar? Şu taradığımız bölge kadar değil mi? O zaman cismin hacmi V neye eşit olur? V2 eksi V1 olur. Yani yine yer değiştiren sıvının hacmi cismin hacmine eşit olmuş oldu. Gazların hacmi dediğimiz gibi bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar. Ama gazların hacmi arkadaşlar sıcaklık ve basınçtan da çok kolay etkilenir. Genellikle bu konudan, gazların hacmiyle ilgili soru gelmemekte. Özellikle sıvıların ve katıların hacmiyle ilgili, öz kütlesiyle ilgili soru gelmektedir. Üçüncü örneğimizde 2 cm yarıçaplı demir bilyelerimiz var. 15 tane demir bilye 600 santimetre küp su bulunan bir dereceli kabın içine atılıyor. Ve bize su seviyesinin geleceği değer soruluyor. İsterseniz önce 15 tane bilyenin hacmini bir hesap edelim. 15 tane bilye. Her birisi küre şeklinde. Pi'yi de 3 almamız istemiş. 4 bölü 3. Pi yerine de 3 yazdık. Yarı çapı 2 santimetreydi. 2'nin küpü. Evet 15 tane bilyenin hacmini bu şekilde buluruz. 3'ler sadeleşti arkadaşlar. 15 ile 4'ü çarptığınız 60. 2'nin de küpü 8 etti. 60 çarpı 8'den 480 santimetre küp elde ettik. Bu 15 tane bilyenin hacmi arkadaşlar? Güzel. Şimdi bu 15 tane bilyeyi biz neyin içine koyuyoruz? İçinde şöyle 600 santimetre küp sıvı bulunan bir kabın içine atıyoruz bilyeleri. Bilyeleri attığınız kabın dibine çöktü bunlar. Öz kütlesi daha büyük olduğu için. Su seviyesi ne olacak? Yükselecek. Ne kadar yükselecek arkadaşlar? Bilyelerin hacmi kadar. Dolayısıyla şu yer değiştiren sıvının hacmi bilyelerin 15 tane bilyenin hacmi kadar olacak. Yani 480 santimetre küp olacak. 600'e 480 eklerseniz o zaman bizim dereceli kaptaki yeni sıvı seviyesi 1080 cm3 olacak cevabımız A olur. Dördüncü örneğimizde gördüğünüz gibi 50 cm3 su alabilen bir dereceli kabımız var. Yani şurada taşma seviyesinde kabın hacmi demek ki 50 cm3. Şu an içinde 40 cm3 su var. Demek ki 10 cm3 su daha alabilir. Ve biz bu suyun için arkadaşlar bu cismi atıyoruz. Cisim suyun dibine battı. Ne oldu sonra? Su yükseldi taşma seviyesine kadar ve su taşarak diğer kaba aktı. Ne kadar su aktı? Diğer kaba 8 cm küp. Bize cismin hacmi soruluyor arkadaşlar. Cismin hacmi, batan cismin hacmi, yer değiştiren sıvının hacmine eşit. Yer değiştiren sıvı. Şimdi ne kadar sıvı yer değiştirdi? 1. Önce sıvı yükseldi. Ne kadar yükseldi? 50-40. 10 santimetre küp sıvı yükseldi. Artı yükseldikten sonra ne oldu? 8 santimetre küp sıvı da taştı. Dolayısıyla 10 artı 8, 18 santimetre küp bizim batan cismin hacmi olacaktır arkadaşlar. Cevabımız değişik. Kütle-hacim ilişkisi ve öz kütle. Arkadaşlar maddelerin ortak özellikleri nelerdi? Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı değil mi? Maddelerin ayırt edici özellikleri de var. Biz burada hepsini saymayacağız ama bunların içinde en önemlisi olan bizi ilgilendiren öz kütle ile ilgileneceğiz. Öz kütle ayırt edici bir özellik. Neden ayırt edici bir özellik? Hangi şartlarda ayırt edici bir özellik? Burada arkadaşlar maddelerin sabit sıcaklık, bakın özellikle vurguluyorum, sabit sıcaklık ve sabit basınç altında. Kütleleri hacimleriyle doğru orantılıdır. Diğer bir ifadeyle sabit sıcaklık ve basınç altında her bir maddenin birim hacminin kütlesi farklıdır. Ve biz bu birim hacminin kütlesine öz kütle diyoruz. Birim hacminin kütlesi nasıl bulunacak? Toplam kütleyi toplam hacme biliyoruz. D eşittir m bölü v şeklinde öz kütle diğer bir ifadeyle yoğunluğun formülünü elde etmiş oluyoruz. Evet yoğunluk gerçekten ayırt edici bir özellik. Ama Hangi şartlarda? Saf maddeler için aynı sıcaklık ve basınç altında. Bunu lütfen unutmayalım. Burada gördüğünüz gibi bir kütle hacim grafiği. Kütlesi M olan suyun hacmi V kadarsa suyun kütlesini 2M yaptığınızda hacmi de 2V olur. Sonra bu değerleri bir grafik üzerinde koordinatları göstererek birleştirdiğinizde elde ettiğiniz bir doğru var. Bu bir gördüğünüz gibi doğrusal bir doğru, lineer bir doğru. Bu doğrunun yaptığı bir eğim açısı var. Bu eğim açısının tanjantına eğim demek doğrunun eğim açısının tanjant değeridir. Karşı dik kenar, karşı dik kenar burada hacim oluyor. Pardon, kütle oluyor. Kütlenin hacmi oranı. Bu doğrunun eğimidir. Dolayısıyla m bölü v'yi de biz öz kütle olarak tanımlamamış mıydık? Dolayısıyla kütle hacim grafiğinin eğimi eşittir sıvının ya da maddenin öz kütlesidir. Bu doğru ne kadar dik olursa arkadaşlar, eğim açısı ne kadar büyük olursa demek ki maddenin öz kütlesi de daha büyük olur. Ne kadar yatık olursa da öz kütle o kadar küçük olur sonucuna varırız. Evet, yine şu iki grafiği özellikle arkadaşlar karıştırıyoruz. Burada ne görüyoruz? Bir madde var. Maddenin kütlesi Başlangıçta bu değerdeyken şimdi artmış yeni bir değer almış. Maddenin kütlesi artarken sağa doğru bakıyorsunuz ki öz kütlesi değişmemiş. Yine bu grafiğe baktığınızda maddenin başlangıçta bir hacmi vardı. Madde eklenmiş, hacmi artmış ama maddenin öz kütlesinin yine sabit kaldığını görüyorsunuz. Bunlar ne anlama geliyor? Şöyle bir örnek verelim. Mesela elinizde bir şişe var. Şişeye su dolduruyorsunuz. Şişeye su doldurdukça ne oluyor arkadaşlar? Suyun kütlesi artıyor mu? Evet. Suyun hacmi de artıyor mu? Evet. Peki şişenin içindeki su aynı su mu? Evet. Yani suyun özelliği, öz kütlesi değişmiyor. Kütlesi ya da hacmi artarken öz kütle sabit kalıyor. İşte bu grafikler bunu ifade ediyor. Bir kaba doldurulan sıvının kütlesi artarken sıvının öz kütlesi sabit kalır. Yine Sıvı ekledikçe hacmi artar. Hacim artarken öz kütlesi yine sabit kalır. 2017 ÖSYM sorusunu çözelim arkadaşlar beraber. Bakın anlattığımız bilgiler kazanımlar doğrultusunda sorulmuş bir soru. Kabımızda ne kadar sıvı var? 40 cm küp sıvı var. Şimdi bu 40 cm küplük sıvının içine bir tane bilye atılmış. Bilye sıvıdan öz kütlesi daha büyük olduğu için sıvıya batmış. Kabın dibine batmış ve sıvı seviyesi yükselmiş size bir iş daha çıkartıyor. Şuradaki rakam acaba kaç santimetre küptür? Bana bunu söyleyebilir misin, yazabilir misin diyor. Tam 60 ile 80 arası. O zaman orası ne olacak arkadaşlar? 70 olacak. Başlangıçta ne kadardı arkadaşlar? 40'tı. Sıvı seviyesi çıktı 70'e. O zaman bizim bilyenin, bilyenin hacmi 70 eksi 70 eksi 40'tan 30 santimetre küp oldu mu sevgili arkadaşlar? Oldu. Bize sorulan bilyenin öz kütlesi nedir? Öz kütleyi bulmam için benim kütleyi hacme bölmem gerek. Ve soruda bana kütleyi de vermiş. Ne kadar? 105 gram. Kütleye 105 gram diyorum. Hacim 30. İkisini böldüğüm zaman ne olur arkadaşlar? 3,5 cevabını bulurum. 3,5 gram bölü santimetre küp. Cevabımız değişik olur. 2014 sınav sorusunda isterseniz önce bir 2017'yi yapalım biraz daha kolay. 8. örneğimizde Kaan'la Zeynep yolda yürüyorlar. Bir yüzük buluyorlar. Sonra bu yüzük için saf altından yapılmıştır şeklinde bir hipotez kuruyorlar. Bir cümle kuruyorlar. Şimdi bunu ispat etmeleri lazım. Kaan ve Zeynep'in bu yüzüğün gerçekten saf altından yapıldığını ispat etmeleri için ne gerekir? Hangi bilgiyi tek başına kullanmaları gerekir? Öyle bir bilgi kullanmamız lazım ki maddeler için ayıt edici bir özellik olsun. Bu alt, yüzük altından mı, bakırdan mı ya da sarı başka bir maddeden mi yapılmış bunu ayırt edebilmemiz lazım. Dolayısıyla burada kütle, hacim, sıcaklık, ağırlık yeterli olmaz. Ne gereklidir arkadaşlar? Öz kütle gereklidir. Altının öz kütlesi, altının sembolü de AU biliyorsunuz kimyadan. 19,32 gram bölü santimetre küptür. Bu çocuklar yüzüğü teraziyle tartar kütlesini bulurlar. Efendim bir sıvı yardımıyla yüzüğün hacmini hesap ederler. Efendim yüzüğün kütlesini hacmine böldükleri zaman elde ettikleri rakam 19,32 ise o zaman öz kütlesi altına eşit çıktığından yüzük saf altındandır. Cevabını verebiliriz. Cevap D şıkkıdır. Yedinci örneğimize dönelim şimdi. Bir şişeniz var. Şişe öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp sulu doluyken 600 gram geliyor. Bakın şişe tamamen dolu. Şöyle bir şişe. Kabımızı şişe gibi düşünelim. Suyla dolu ağzına kadar. Kaç gram gelmiş? 600 gram. Bu 600 gram arkadaşlar şişenin kütlesine M dersek suyun kütlesine M su diyelim. İkisinin toplamı 600 gram etti. Sonra aynı şişeyi 0.8 gram bölü santimetre küp öz kütleli zeytinyağıyla doluyken tartıyorum. Bu durumda da 540 gram geliyor. Bakın zeytinyağı koyuyoruz su yerine. Zeytinyağı, yağ diyelim kısacası. Bu durumda da yine şişenin kütlesi artı yağın kütlesi 540 etti. Şimdi şişe öz kütlesi 1.8 olan bir başka sıvıyla doldurulduğunda acaba kaç gram gelecek diye bize soruyor. Bu arada arkadaşlar bize bir bilgi daha veriyor. Suyun öz kütlesi ne kadardır? 1'dir. Burada arkadaşlar mor deve formülünü kullanalım. Mor deve. Yani m çarpı m eşittir d çarpı b ilişkisini kullanalım. Suyun kütlesi o zaman neye eşit olacak? Suyun kütlesi, suyun öz kütlesi çarpı şişenin hacmi ya da suyun hacmi yani bir çarpı v olacaktır değil mi yine aynı şekilde yağın kütlesi yerine ne yazabiliriz yağın kütlesi yerine de şunu şöyle m artı bir çarpı v eşittir 600 dedik burada da m artı 0.8 v eşittir 540 dedik evet bu iki denklemi alt alta yazarsak şurada m artı 0.8 v eşittir 540. Burada alttaki denklemi eksiyle çarptık. Ne oldu? M'leri yok ettik. 0.2 v 0.2 v eşittir efendim 60 oldu. Buradan da v'yi ne buluruz? V burada hem suyun hacmi oluyor, hem yağın hacmi oluyor, hem de kabın hacmi olmuş oluyor. Şişenin hacmi olmuş oluyor. Dolayısıyla 300 santimetre küp bulmuş oluruz. Şişemizin hacmi 300 santimetre küp arkadaşlar. Siz bu şişeyi şimdi öz kütlesi 1.8 olan sıvıyla doldurursanız ne olur? Bir kere şişe 300 santimetre küpse arkadaşlar şurada V yerine 300 yazarsak şişenin kütlesini de şişenin kütlesini de arkadaşlar 300 600'den 300'ü çıkarırsak 300 gram buluruz. Şişemizde 300 gram. Şimdi gelelim bu sıvımızın öz kütlesini şişenin kütlesi artı sıvının kütlesini hesap etmeye. Şişemiz 300 gram dedik. Sıvımızın öz kütlesi 1.8 ve şişemizin hacmi de yine 300 santimetre küp. Buradan 540 gelir. 300 de toplarsak toplam kütle arkadaşlar 840 gram olur. Evet fizik tarafına bakan kısmı kolay bakın. M eşittir D çarpı V ve öz kütle formülünü kullandık. Ama biraz bizi işleme boğuyor. Biraz daha böyle matematikteki iki bilinmeyenli denklemler yöntemiyle birkaç basamakta bir işlem yapmaya yönlendiriyor bizi. dolayısıyla biraz bizi işlem açısından yoran bir soru. Ama mantığını anladığınızı ümit ediyorum. Evet 2019 TYT sorusuna geldik arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bir dereceli kap var. Dereceli kabın içine her biri 100 gram olan özdeş altın bilyeler atılıyor. Bakın birinci kapta bir tane bilye var. Bir bilye daha konunca ne olmuş arkadaşlar? Sıvı seviyesi şuradan sıvı seviyesi 5 santimetre küp artmış. O zaman ben buradan şunu anlarım. Bir bilyenin hacmi bir bilyenin hacmi 20 eksi 15'ten 5 santimetre küptür. Güzel. Yine soruda bize diyor ki bu bilyelerden bir tanesinin kütlesi 100 gramdır. Kütlesi de 100 gram. O zaman bilyelerin öz kütlesi ne olur arkadaşlar? M bölü V formülünden kütlesi 100 gram. Hacmi de 5 santimetre küp. O zaman bir bilyenin öz kütlesi 20 Gram bölü santimetre küptür. Bizden ne istiyor arkadaşlar? O halde diyor altın için öz kütle hacim grafiği bakın. Öz kütlenin hacimle nasıl değiştiğini gösteren bir grafik çizmenizi istiyor. Ben bu ıı, dereceli kabın içine kaç tane bilye koyarsam koyayım. Altın bilyenin öz kütlesi değişmeyecek, sabit kalacak. Dolayısıyla bilyenin hacmi artarken, kaptaki sıvı seviyesin hacmi artarken altın bilyelerin öz kütlesi değişmeyecek. Peki biz kaç tane bilye koyduk arkadaşlar? 3 tane altın bilye koyduk değil mi? Altının öz kütlesinin hacme göre değişimi soruluyor. O zaman altının öz kütlesi 20 bulduk. 3 tane bilyenin hacmi de 15 cm küp yapar. O halde cevabımız C şıkkı olur. Diğer şıklar yanlıştır. Dokuzuncu sorumuzda bir öğretmen öz kütle farkı ile gerçekleşen duruma örnekler vermek istiyor. Bunlardan hangileri doğrudur? Talaş ve demir tozlarından oluşan bir karışımın içinde su olan bir bardağı boşaltılması sonucunda talaş tozlarının su yüzeyinde kalması, demir tozlarının su tabanına batması. Evet, talaşın öz kütlesi arkadaşlar sudan da küçüktür. Dolayısıyla suya talaş katarsanız talaş suyun üstünde yüzer. Demirse öz kütlesi sudan ağır olduğu için dibe batar. Dolayısıyla bir doğrudur. Bir bardağa bir miktar sıvı yağ ile bir miktar suyun aynı anda boşaltılması sonucunda bardakta suyun altta yağın üstte toplanması da yine öz kütle farkındandır. Hatta böyle karışımlara ne diyoruz? Emisyon karışımları diyoruz. Son olarak farklı büyüklükte küresel cam bilyeleriniz var. Misketleriniz var. Bunları bir kaba koydunuz. Sonra kabı örneğin silindirik bir kapta çalkaladınız. Ne oldu? Misketler karıştı. Ne diyor burada? Büyük bilyeler üstte, küçük bilyeler altta toplandı. Acaba burada öz kütle farkı var mı? Yok arkadaşlar. Neden yok? Bir kere cam bilyeler. Hepsi aynı maddeden yapılmış bakın. Sadece büyüklükleri farklı. Haliyle küçük olan bilyeler altta o büyük bilyelerin arasındaki boşlukları doldurur. Boşlukları küçük bilyeler doldurduğu için büyük olan bilyeler kesinlikle üstte kalacaktır. Bu öz kütle ile alakalı bir durum değildir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Gelelim karışımların öz kütlesine arkadaşlar. 2 ya da 2'den fazla sıvıyı karıştırırsak bir karışım elde ederiz. Burada tabii homojen karışımlardan bahsediyoruz. Bu homojen karışımların öz kütlesi bulunurken izleyeceğimiz yol, kullanacağımız formül şudur. Toplam sıvı kütlesini toplam sıvı hacmine böleriz arkadaşlar. Ve böylece karışımın öz kütlesini elde ederiz. Eğer karıştırdığımız sıvılardan birinci sıvının öz kütlesi ikinci sıvıdan daha büyük ise bu durumda elde edeceğiniz karışımın öz kütlesi de arkadaşlar kesinlikle d1 ile d2 arasında bir değer alır. Hangi sıvıdan daha çok koyarsanız karışımın öz kütlesi o sıvıya daha yakın olur. Bunu Kütle hacim grafiği ile göstermek istersek arkadaşlar şöyle. Kütle hacim grafiği de özellikle bu karışım sorularında kullanılır. Diyelim ki birinci sıvımızın grafiği bu olsun D1. İkinci, ikinci sıvımızın grafiği de şu şekilde gösterilmiş olsun. Size sordular karışımın grafiği ne olabilir? Nasıl olabilir? Bu ikisi arasında bir yerde olacak arkadaşlar. Şöyle bir grafik karışımın öz kütlesini gösterebilir. Hangi sıvının doğrultusuna daha yakınsa bilin ki o sıvıdan daha çok konmuştur. Bu arada arkadaşlar sorularda eşit hacimli sıvılar karıştırılmışsa eşit hacimli karışımlar bir de eşit kütleli karışımlar sorularda karşımıza çıkar. Eşit hacimli karışımlarda karışımın öz kütlesini bulurken her bir sıvının öz kütlesini toplarız ve ortalamasını alırız. Yani öz kütlenin aritmetik ortalaması karışımın öz kütlesini verir. Eğer eşit kütleli sıvıları karıştırıyorsak bu durumda da karışımın öz kütlesini bulurken 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 formülünden istifade ederiz. Özellikle sınavlarda ÖSYM'nin çıkmış sorularında eski yıllarda eşit hacimli karışım soruları daha da fazladır. Ve bu formülleri bilmek bize bu tür ifadeler geçtiğinde soruları daha hızlı çözmemizi sağlar. Günlük hayatta öz kütleyi nasıl kullanırız, ne işimize yarar sorusu aklımıza gelebilir. E, gemilerin yüzmesinden ısınan havanın yükselmesine, rüzgarın oluşumuna, kan idrar tahliline kadar birçok özkütlenin uygulandığı alan bulunmakta. Bir kuyumcunun altın yaparken, bir porselen yapımında imalatında, bir ebru sanatçısının ebru yaparken yine hepsi özkütle farkından istifade ederek bunu yapıyor. Evet, altın dedik. Altında mesela ayar vardır. Saf altın arkadaşlar 24 ayardır. Altın çok sert olduğu için bu altının kolay işleyebilmek için içine bakır, nikel, çinko gibi elementler katılır. Bunlar altını yumuşatır. Dolayısıyla katılan bakır miktarına göre ya da diğer elementlerin miktarına göre altının ayarı 24'ten aşağı doğru düşer. İşte 22, 18, 14, 10 ayar dediğimiz zaman içindeki altın miktarının azaldığını, bakır, nikel gibi elementlerin arttığını anlayacağız saf altın, külçe altın, 24 ad ayar altın bunlar hepsi aynı anlama geliyor. Buradaki örnekte de bir takıdaki saf altın miktarını hesaplamak için hangi yolu izleyeceğimizi gösteriyoruz. Mesela 48 gramlık bir bilezik aldınız. 22 ayar bu bilezik. Bu bileziğin acaba içinde ne kadar altın var? Kaç gram altın? Yapacağımız şey bileziğin kütlesiyle ayarını çarpıyoruz ve 24'e bölüyoruz. Çıkan 44 gram içindeki saf altın miktarı olmuş oluyor. Geldik örnek sorularımızın çözümüne arkadaşlar. Birinci sorumuzda 1200 gramın hacmi 600 santimetre küp olan saf bir maddenin kütle hacim grafiği bizden isteniyor. Hemen öz kütlesini hesap ettiğiniz arkadaşlar 1200 bölü 600'den ne bulmuş oluyorsunuz? 2 gram bölü santimetre küp bulmuş oluyorsunuz. Şimdi bakıyoruz. 5 tane farklı grafik var. Hepsinde de aynı tip bir doğru var. Ve bu doğrunun eğimi öz kütleyi veriyor. Hangi doğrunun eğimi hangisinde kütlenin hacmi oranı 2'ye eşittir diye baktığımızda şu B şıkkında gözüken grafikte 18 gramın 9 santimetre küpe oranı 2'yi vermektedir arkadaşlar. O halde bizim maddemizin kütle hacim grafiği B şıkkında verilmiştir. Gelelim ikinci sorumuza. Ardışık iki bölme çizgisi arası uzaklık 2 mm, taban alanı 3 cm kare olan dereceli bir silindir kabınız var. Bakın arkadaşlar şurada 5 bölme görüyorum ben. 5 bölme. Dolayısıyla burası ne yapar? 10 mm yani 10 mm. 10 mm'de de 1 santimetreye eşittir değil mi arkadaşlar? 1 santimetre. Dolayısıyla şu yükseklik 1 santimetre. Bir de size ne dedi? Kabın tabanı, şu kabın tabanı 3 santimetre kare. Şimdi o zaman bakın iki kabı kıyasladığınızda su seviyesi ne kadar değişmiş? Birinci kapta ve ikinci kaptaki su seviyesini kıyasladığınızda su seviyesi 1 santimetre yükselmiş. Peki bu 1 santimetre yükselen suyun hacmine kadar? Yer değiştiren suyun hacmine kadar? Desem size. Oradaki suyun hacmini bulursunuz değil mi? Peki oradaki suyun hacmi nedir? Taban alanı. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı 3 santimetre kare. 3 santimetre kare. Yüksekliği de 1 santimetre dedik. Dolayısıyla Suyun hacmi 3 santimetre küp oldu arkadaşlar. Peki su neden yükseldi? İçine bir cisim konmuş. Gördüğünüz gibi cismin de yarısı batmış. Cismin batmasından dolayı da su yükselmiş değil mi? Peki cismin ne kadarı battı arkadaşlar? Yarısı. Yani V bölü 2 kadar kısmı battı. Batan hacim bu. Batan hacmin kütlesi e, hacmi Yer değiştiren sıvının hacmini eşit. Dolayısıyla V bölü 2 3 santimetre küp yapıyorsa o zaman bizim cismin hacmi V 6 santimetre küp yapar. Bize de bunu sormuş zaten. Cismin hacmi kaç santimetre küptür? Cevap B şıkkı. 30 santigrat sıcaklıkta X sıvısının kütle hacim grafiği şekildeki gibi olduğuna göre hangi şıklar doğrudur? Evet bu bir kütle hacim grafiği arkadaşlar. Hemen eğimine baktığınız zaman eğim bize öz kütleyi veriyor. 50 bölü 20. Dolayısıyla 5'i 2'ye böldüğünüzde 2,5 gram bölü santimetre küp bizim maddenin öz kütlesi olacak. O zaman bir kesin doğru. Bir olmayan şıkları eledik. 75 gram x sıvısı 50 santimetre küp müdür acaba? Eğer öyleyse bakalım öz kütlesi 2,5 bulduk. 75 gramı gerçekten 50 santimetre küp mü? Buradan V'yi hesap etmeye kalkarsak 75 bölü 2,5 pay ve paydayı 10 çarparsanız 750 bölü 25 buradan cevabın 30 çıktığını görüyoruz. 30 santimetre küp. Demek ki 50 santimetre küp değil. 30 santimetre küp. 2 yanlış. Evet. 3'e bakıyoruz şimdi. 10 santimetre küp x sıvısı 25 gram. Arkadaşlar 20 santimetre küpü 10 olduğuna göre 50 gram olduğuna göre o zaman 10 santimetre küpü de bir orantı var. Doğru orantı var. 25 gram olur. Bunu grafikten de görebiliriz. Diğer bir ifadeyle şöyle bir orantı da kurabilirsiniz. 20 santimetre küp efendim 50 gram ederse 10 santimetre küp ne kadar olur? Kaç gram olur? Burada yarıya indiğine göre burada da yarıya inecek. Diyerek 25 gram diyebilirsiniz hızlı bir şekilde. O zaman 3 de kesin doğru. 1 ve 3 kesin doğru arkadaşlar. O zaman cevap E gözüküyor. 4'e de bir bakalım. 60 santigrat sıcaklıkta sıvının öz kütlesi 3 mi olur? Ee, sıvılar arkadaşlar sıcaklıkları arttıkça sıcaklık arttıkça sıvıların öz kütlesi azalır arkadaşlar. Bizim bu sıvının öz kütlesi zaten iki buçuktu. Azalırsa 3 mü olmasını bekleriz? İki buçuktan daha küçük olması gerekir. Onun için 4 de yanlış. Doğru cevabımız E'dir. Dördüncü sorumuzda bir kütle hacim grafiği görüyoruz. Bizden grafikteki birinci ve ikinci bölgeyi yo yorumlamamızı bekliyor arkadaşlar. Bakıyoruz birinci bölgeye. Ne var arkadaşlar? Bir doğrusal artış var. Doğrusal bir grafik var. Dolayısıyla burada öz kütle sabittir kesinlikle. O zaman C şıkkı A ya da B olacak. İkinci bölgede ne görüyorsunuz? Hacim artmış ama öz kütle sabit kalmış. Şimdi bakın öz kütlenin formülünü düşünün. M bölü V. Hacim artıyor. Kütle sabit kalıyor. Pay sabit payda büyüyor. Bu durumda ne olmasını beklersiniz arkadaşlar? Öz kütle azalır. O halde cevabımız aşık olur. Birinci bölgede öz kütle sabit. ikinci bölgede ise kütle sabit ama hacim artıyor. Yani bir genleşme var. Dolayısıyla öz kütle azalmıştır diyoruz. Evet arkadaşlar 5. sorumuzda öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp olan bir sıvıyla dolu taşma seviyesine kadar bir sıvıyla dolu kabımızın içine 180 gram kütleli bir cismi bırakıyoruz. Ve cisim öz kütlesi büyük olduğundan kabın dibine batıyor. Ve taşan bir sıvı var. Sonuç itibariyle de kabımız 120 gram ağırlaşıyor. Arkadaşlar kaptaki ağırlaşma miktarı neden kaynaklanıyor? Cismin gelmesinden değil mi? Peki cisim geldi. Sonra ne oluyor? Taşma seviyesine kadar dolu olan bu kaptan bir miktar sıvı taştı. Ve en son kabımız ne kadar ağırlaştı? 120 gram. İşte bu ikisinin farkı gelen cismin kütlesiyle taşan cismin kütlesinin arasındaki fark kaptaki ağırlaşma miktarı 120 gramı verir. Cismin kütlesi 180'de arkadaşlar. Taşan sıvının kütlesi yerine de mor deve ilişkisinden hatırlayalım. D çarpı V yazarız. Sıvımızın öz kütlesi de 3 gram bölü santimetre küp olduğuna göre 3 çarpı V yazarsak buradan Buradan taşan sıvının hacmini de arkadaşlar ve taşan dolayısıyla aynı zamanda cismin hacmi olacak bu. Kaç bulmuş oluruz? 180'den 120 çıktı. 60 kaldı. 60'ı da 3'e böldük. 20 cm3 elde etmiş oluruz. Artık cismimizin hacmini biliyoruz. Kütlesi de 180 gramdı. O halde cismin öz kütlesi arkadaşlar 180 bölü 20'den 9 gram bölü santimetre küp elde edilir. Ve doğru cevabımız E şıkkıdır. Altıncı soruya geçiyorum. Silindir şeklindeki bir kap boş iken 700 gram, yarısı su dolu iken 1000 gram gelmektedir demiş. Kabın geri kalan kısmı öz kütlesi D olan bir sıvı ile doldurulduğunda 1900 gram geldiğine göre D ne kadardır? Şimdi bir kap çizelim. Bir kap çizdik. Kabın boşken kütlesi 700 gram. Kabın kütlesi 700 gram. Notumuzu aldık. Yarısı su ile doluyken yarısını su ile dolduruyoruz arkadaşlar. Su. Kaç gram geldi? Kap artı su. 1000 gram. O zaman suyumuzun kütlesi ne olur arkadaşlar? 300 gram olur. Peki suyun öz kütlesi 1 santimetre küp olduğuna göre 1 gram bölü santimetre küp olduğuna göre. O zaman bu suyun hacmi ne kadar olur? Suyun hacmi 300 santimetre küp olur. Dolayısıyla kabın yarısının hacmi de ne olmuş oldu? 300 santimetre küp oldu. O zaman kabın tamamının hacmi ne olur arkadaşlar? Kap tamamen dolduğunda hacmi 600 santimetre küp olur. Kabın geri kalan kısmı bir başka X sıvısıyla dolduruldu. Buraya X sıvısını doldurduk. Bu durumda kap 1900 gram geldi. O zaman X sıvısının kütlesi ne kadar? Suyla kabın kütlesi toplam 1000 gramdı. O zaman X sıvısının kütlesi 1900-1000'den 900 gram olacaktır. Peki X sıvısının hacmi ne kadar? Suyun üzerine ne kadar X sıvısı koyduk? Yine kabın yarısı kadar olduğundan 300 santimetre küp X sıvısı koyduk. Dolayısıyla X sıvısının öz kütlesi M bölü MX bölü VX'den 900 bölü 300'den 3 olarak elde edilir. Cevabımız da değişik olur. 300 gram kütleli bir tahta parçasının 1000 santimetre 3lük bölümü oyularak. Evet bu tip sorularda öğrencilerimiz çok soruyor, zorlanıyorlar. Şöyle bir tahta çizeyim ben size arkadaşlar. Tahta. Bu tahtamız 3000 gram. Ben bu tahtadan şöyle bir oyuk oyacağım. Şöyle bir oyuk oyduk. Şurası bizim oyuğumuz olsun. Bu oyuğun hacmi 1000 santimetre küp. Burayı oyduk. O zaman ne olur? bizim tahta oyuk kadar hafifler mi? Sonra bu oyuğun içine bir başka madde dolduruyoruz. Bir sıvı koyuyoruz. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Toplam kütle 3430 gram oluyor. Ve bize tahtanın öz kütlesi soruluyor. Şimdi yaptığımız şeyi matematiğe dökersek. Önce tahtamız vardı. Bu tahtadan bir oyuk açtık arkadaşlar oyu kaçtık. Oyun kütlesi kadar bizim tahta hafifledi. Sonra ne yaptık? Oyuğun içini bir sıvıyla doldurduk mu arkadaşlar? Doldurduk. Ve kaç gram geldi bu durumda? 3430 gram geldi. Bakın yukarıdaki cümlenin matematiğe dönüşü bu. Tahtamızın kütlesi 3000 gram mıydı arkadaşlar? Evet 3000 gram. Oyuğumuzu kütlesini ne kadar bilmiyoruz. Çünkü hesap edelim oyumuzun kütlesi de tahtanın öz kütlesi, tahtanın öz kütlesi çarpı oyuğun hacmi kadar. Oyuğun hacmi oyuğun hacmi ne kadar? 1000 santimetre küp. Şöyle 1000 yazalım. Artı peki ne kadar sıvı koyduk? Öz kütlesi 2 olan ve oyuğun hacmi kadar yine 1000 santimetre küplük bir sıvı koyduk ve kabımız geldi 3030 3430 gram. Evet. Burada 2 binimiz var. Burada 3 binimiz var. Eder 5000. 5000'i bu tarafa attınız. 5000'den şöyle 4000 çıkaracağız. Burada da 1000 de tahta kaldı. Evet bu çıkarmayı yaptığımız zaman ne kalır? 0, 7, 9'dan 4 çıktı 5, 1570 kaldı. Bine böldüğümüz zaman arkadaşlar tahtanın öz kütlesini 1,57 gram bölü santimetre küp olarak elde ederiz. Evet arkadaşlar 8. sorumuzun çözümünü hemen yapalım. Burada da içinde 500 santimetre küp sıvı olan ve ağırlığı 0.7 kilogram olan bir terazi üzerindeki kabın içine K cismi bırakılıyor ve K cismi batıyor. Ve ne oluyor? Sıvı seviyesi 500'den 900 santimetre küpe çıkıyor. Bunun nedeni K cisminin batması. Dolayısıyla buradan hemen K cisminin hacmini hesap edersek 900-500'den K cisminin hacmini 400 santimetre küp elde ederiz. Bize K cisminin öz kütlesini soruyor arkadaşlar soruda. Dolayısıyla şimdilik kütlesini hesap etmemiz lazım. Burada kaptan taşan bir sıvı yok. Dolayısıyla kabın ağırlaşmasının nedeni nedir? İçine batan K cismi değil mi? O halde K cisminin kütlesi arkadaşlar ne olacaktır? 1.3 kilogram eksi 0.7 kilogram. Bu da 0.6 kilogram eder. Peki 0.6 kilogram kaç grama karşılık gelir? 600 grama karşılık gelir. Şimdi artık öz kütlesini hesap etmemiz için hiçbir engel yok. Kütlesini hacmine böldüğümüz zaman K maddesinin 600 bölü 400 bize 1.5 vermektedir. Cevabımız 1,5'tür. Son sorumuzda şekildeki tabloda X, Y, Z katı maddelerinin sıcaklık, kütle ve hacim grafikleri verilmiş. Tablosu verilmiş daha doğrusu. Bu maddeler aynı cins ya da farklı mıdır? Şeklinde bir soru bizi bekliyor. Şimdi baktığınız zaman tabloda arkadaşlar sıcaklık değerleri var, kütle değerleri var, hacim değerleri var. Ne yapacağız? Önce isterseniz şuraya bir öz kütle yazalım. Her bir maddenin öz kütlesini hesap edelim. 20 bölü 20'den x'in öz kütlesini 1 bulduk. 30 bölü 15'ten y'nin öz kütlesini 2 bulduk. 20 bölü 20'den yine z'nin öz kütlesini 1 bulduk. Öz kütleleri bulduk ama öz kütle ne zaman ayırt edici bir özellikti saf maddeler için? Aynı sıcaklık ve aynı basınç altında. Şimdi bakıyorsunuz. Sıcaklıkları aynı olan maddeler X ve Y öz kütleleri de farklı. O zaman X ve Y aynı sıcaklıkta olmalarına rağmen öz kütleleri farklı olduğu için kesinlikle farklı maddeler. Z'ye baktığınızda ise X de Z'nin öz kütleleri eşit ama sıcaklıklar farklı arkadaşlar. Bu durumda X de Z de farklı bir madde. O zaman bu iki sonucu birleştirdiğimiz zaman şuna varırız. Üçü de farklı cins maddedir. Evet arkadaşlar, bugünkü biraz da uzun süren dersimizde maddenin ortak özelliklerini, bunların tanımlarını, birimlerinden bahsetmiş olduk ve ondan sonra da öz kütle nasıl hesap ediliyor, öz kütlenin günlük hayatta ve fizikteki nasıl ayırt edici özelliğinden faydalandığımızdan ve bunlarla alakalı hem çıkmış sorular hem de güzel test soruları çözerek dersimizi tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimizde yine madde ve özellikleri konusundan dayanıklılık başlığı ile devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın, görüşmek dileğiyle, fizikle kalın, esenlikler diliyorum.